Merhaba arkadaşlar. Met Gala bu sene Met Gala'yı gördüyseniz inanılmaz distopikti. Hunger Games'e benzetenler oldu biliyorsunuz. Zenginler, fakirler uçurumu bu kadar arttığı için dünyada ve bir Met Gala'daki bir tane sandalye 75 bin dolardan başlıyor arkadaşlar. Tek kişilik katılım ve dünyanın bu selebritileri gözümüz önüne soka soka bu en şatafatlı saçma sapan elbiseleri giyerek orada biliyorsunuz her sene nümayiş yapıyorlar. Hale Bailey diye bir TikToker kadın var. O da böyle Let Them Eat Cake diye bir Maria Antoinette oldu. Bir video çekti. Görmüşsündür o videoyu. Bu videoyu çektikten hemen sonra da celebrity'leri cancel etme hareketi başladı. Dijital giyotin hareketi diyebiliriz buna. Dijital giyotin. Senin ilacından sana verelim. Hadi bakalım Maria Antoinette dediler. Ve yani Let Them Eat Cake biliyorsunuz bu şey. Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler lafı yani bu. Bu dünyada açlıkla imtihan olan milyarlarca insan var yani. Utanmadan böyle bu şekilde gözünün önüne sokarcasına bu alaycı mesajı verince bunun üzerine bu işte bardağı taşıran son damla oldu. Bütün dünyada özellikle TikTok'ta inanılmaz bir hareket başladı. Blockout 2024, Blockout. Bütün herkes selebritileri teker teker bloke ediyor. Acayip de zevkli. Ben TikTok'tayım. Bütün ne kadar selebriti varsa bloke etmeye falan başladım. Instagram'da başladım bloke etmeye. Bu Taylor Swift'ler, Kardashian'lar, şunlar, bu da kim varsa yani. Lady Gaga'lar. Özellikle ve özellikle İsrail yanlısı olanlar. Onlara karşı özel bir zaten şu anda hareket var. Şeydeki Filistin'deki soykırıma tepki vermeyen ne kadar ünlü varsa hepsi cancel ediliyor şu anda. Hepsi inanılmaz böyle 9 milyon, 10 milyon, 15 milyon falan takipçi kaybettiler. Ve bu momentum büyüyerek bu hareket büyüyor arkadaşlar. Bir taraftan bu devam ediyor. Bir taraftan Amerika'nın en önde gelen İngiltere'nin üniversitelerinde kampüsleri ele geçiren öğrenciler var. Ve bunlar büyük bir cesaretle polis baskısına rağmen son sesle bu soykırıma tepki vermeye devam ediyorlar. Amerika'nın bütün kampüsleri inanılmaz karışmış durumda. Dolayısıyla polis kuvvetiyle öğrencileri dağıtmaya falan çalışıyorlar. İnanılmaz. Bu bizim gezi olayları gibi. Olay o kadar karıştı yani şu anda. Yani Filistin lehine gösteri yaptığınız anda polis tutukluyor sizi falan. Böyle bir distopya döneminde yaşıyoruz. Böyle bir saçma sapan bir dünya arkadaşlar. Böyle Batı demokrasileri demokrasi değil. Bütün demokrasiler zaten çöküşte, otoriterlik yükselişte. Bir yandan Çin'le Rusya bağlarını daha da sıkılaştırıyorlar. Ortak para birimi falan geliştirme projeleri var. Kuzey Kore ile İran'la falan da birleşip böyle bir doğu tehlikeli bir doğu bloğu yükseliyor bir taraftan. Bir taraftan Batı demokrasilerinin bu ikiyüzlülüğü, İsrail desteği mide bulandırıyor artık. Korkunç bir şekilde artık mide bulandırıyor ve insanlar bıktı yani Amerika'nın bu şekilde dünyaya polislik, ahlak bekçiliği yapmasından fena halde bıktı insanlar artık. Dolayısıyla yeni yükselen Çin gücüyle bunlar da birleşince dünyadaki dengeler çok hızlı değişiyor. Bir soğuk savaş gibi bir rüzgarlar esiyor. Önümüzdeki yıllarda 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceği konuşuluyor. Bütün bu şeylere tabii ki en önemli tetikleyen kuvvetlerden bir tanesi zengin fakir uçurumu. Bir taraftan dünyanın önde gelen şirketleri 3 trilyon dolar değeri aştılar. Microsoft 3 trilyon doları aştı. Apple 3 trilyona yaklaştı. Google'lar, Alphabet'ler, Amazon'lar hepsi bunların 2 trilyonu aştı. İnanılmaz bir zengin fakir uçurumu var. Dolayısıyla fakirin halinden anlayan yok zaten. Enflasyon bütün dünyada yükselişte. Herkes cebindeki paranın değerini kaybettiğini biliyor. Hükümetlere güven diplerde, bankalara güven diplerde. Herkes deli gibi Bitcoin, Ethereum alıyor. Onun için garanti altına almak istiyor kendisini. Hükümetlere hiç güvenilmediği için de vatandaşlar yeni şeyler arıyorlar, çareler arıyorlar, çaresizce yani. Geçim derdi inanılmaz buramıza kadar gelmiş durumda geniş kitleler açısından. Kimse kendini güvencede hissetmiyor. Bütün dünyada çok ciddi bir memnuniyetsizlik var. Artan popülizmler var. Artan popülizm ve milliyetçilikler bu memnunsuz kitleleri daha da memnunsuz hale getiriyor ve diyorlar ki çare bizde, bize destek olun. Onun için bütün dünyada ırkçılıklar artmış durumda şu anda. Çok tehlikeli bir gidişat var yani. Ben dünyanın geleceğini pek iyi görmüyorum arkadaşlar.
Böyle tehlikeli zamanlardan geçiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunlar nereye evrilecek, bunu göreceğiz. Ama insanlık bence aşağı doğru son hız gidiyor gibi geliyor bana. Ve bunu önünde durabilecek hiçbir güç görmüyorum ben. Yani tepe taklak aşağı doğru son hız freni patlamış kamyon gibi gidiyoruz arkadaşlar. Çok üzgünüm bunları bu şekilde anlattığım için ama dünyanın halini hiç beğenmiyorum, iyi görmüyorum. İnsanlığın da son halini hiç iyi beğenmiyorum, iyi görmüyorum. Bir yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Şu anda korkunç bir zulüm, açlık, soykırımlar, bütün bunlar son hız devam ederken bir taraftan da gözümüzün önüne sokarcasına böyle lüks peşindeki selebritiler, işte bu şirketler, daha da zenginleşenler, milyarderler, onların şımarıklıkları falan inanılmaz bir distopya gibi bir dünyada yaşıyoruz arkadaşlar. Gerçekten kabus gibi yani. Bu kabustan acaba ne zaman uyanacağız?